Merhaba gençler, genç kalanlar, Onur takip edenler ya da etmek üzere olanlar çok pozitif bir videoyla beraberiz çünkü konumuz iPhone 11. Bu bir iPhone 11 incelemesi değil. Tam tersi bir kapanış videosu. Tam bir deneyim ve tavsiye videosu olacak. Bu videoda tam 14 aydır kullandığım iPhone 11 ile ilgili deneyimlerimi anlatacağım. Aynı zamanda tavsiyelerde bulunacağım. Mesela işte kılıf önerileri alacaklar için. işte diğer aksesuarlar neler neleri kullandım. Neleri beğendim neleri beğenmedim. Onlardan bahsedeceğim. Yani almayı düşünen birisi için muazzam bir video olacak. Çok keyifli olacak. Çünkü benim videolarım genelde eleştireldir ama bu videoda çok bir eleştiri yok. Genel olarak 14 aydır çok memnun olduğum iPhone 11 hakkında konuşacağım. Kendisi benim sarı cheesecake'im. Çok seviyorum rengini vesaire her şeyi çok seviyorum. Yani bu videoda kısacası iPhone 11'in kamerası nasıl, vlog performansı nasıl, video performansı nasıl? Bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunlarla ilgili kanalda videolarım var. Hepsinde bir oynatma listesi olarak aşağıya koydum. Hepsini tek tek izlerseniz. Ben iPhone 11'i eleştirdiğim video da var. Profesyonel kamerayla kıyasladığım video da var. Yani hepsine yani hepsine tek tek bakabilirsiniz videoların. Ee, öyle bir kolaylık yaptım. Aşağıda bulabilirsiniz. Hangi tane eşitlik işareti? Gelelim benim 14 aylık iPhone 11 deneyimime. Bu arada bu deneyimleri anlatırken iPhone 12 ile de ufaktan fikir alışverişleri yapacağız. Birincisi performans. Şimdi performans çok önemli biliyorum oyuncular vesaire bunu merak ediyor. Yıl olmuş 2021 A13 Bionic işlemciyle telefon alınır mı? Abi net söylüyorum bal gibi alınır. ya gerçekten muazzam. Yani iPhone 12 ile bile kıyaslarsak A14 işlemci var. Bunda A13 Arkadaşlar net olarak söylüyorum. Arada bir fark yok. Yani genel kullanım için bir fark yok. Ne demek genel kullanım? Bakın burada iPhone 12 Pro Max var. Ben ikisini de kullanıyorum. Aralarında menüde gezerken fark yok. Sosyal medyada gezerken fark yok. Bir şeyin açılıp kapanması vesaire. Bunu hissedemiyorsun. Oyunlarda fark yok. Aç PUBG'yi bunda da oynarsın mis gibi. Bunda da oynarsın mis gibi. Ha aralarında fark var. Yok değil. Atıyorum video düzenliyorsun mesela testlerde gösterirler. Benchmark puanı yüksek. Video düzenliyor, biraz daha hızlı yapıyor. Okey. Daha hızlı yapıyor da genel kullanım çerçevesinde bir fark yok. Gerçekten çok iyi bir işlemci. Yani A13 zaten muazzam bir işlemci olmuş. O yüzden performansına ben üzerinden yüz veriyorum. Daha iyisi var mı? Var ama genel kullanımda siz kimsenin işini görecek kimsenin fark edebileceği bir fark değil bu. Ama ekstra özellikler geliyor mu işlemciyle beraber? Apple'ın dediğine göre geliyor. Kamerada nedir? Dolby Vision yaptık. Bilmem ne yaptık. Bunları A14'ün sayesinde yaptık diyor ama biliyor muyuz A13'de çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bilmiyoruz. O yüzden bir şey diyemem ama genel kullanımda bu telefonlar arasında bir fark yok performansları aynı ama genel kullanımda. Bu çizgiyi çekeyim. En çok merak edilen konulardan biri de kamera. Kamerası nasıl? Şimdi burası çok kritik bir nokta. Ben bu telefonu aldığımda bana özellikle XS'i soran çoktu. Hatta şunu diyen çoktu. Abi iPhone 11'e daha iyi portre çekiyor bu telefondan. 11'den daha iyi çektiğini iddia ediyorlardı. Ben de sırf bunun üzerine iPhone 11 neden kötü portre çekiyor diye bir video hazırladım. Onu mutlaka izleyin. Çok teknik bir konu ama herkesin anlayacağı şekilde anlattım bayağı iyi bir video onu izleyin. Bunun çok geçerli bir nedeni var. Çünkü aslında bu telefonun İki lensinden bir tanesi ultra geniş, birisi geniş açılı. Portrelerde aslında genelde biz böyle, yani bu 26 mm fotoğrafçılık deyimiyle full frame'de. Biz genelde 50 mm, 85 mm kullanırız. Bunda öyle bir lens yok. Portre çekmeye uygun bir lens yok aslında üzerinde. Daha çok geniş bir lens var zaten adı üstünde geniş. Dolayısıyla bunda çektiğiniz portreler biraz böyle yapay durabiliyor. Onun nedeni bokeh efekti yapıyor ama biraz aslında o açıya göre fazla yapıyor gibi oluyor. Biraz böyle Photoshop'la koymuşsun gibi durabiliyor bazen. Ama ben Instagram'da birçok fotoğraf paylaştım. 11 ile storylerimin tamamını, fotoğraflarımı görüyorsunuz şu anda. Hani çektiğiniz zaman da çeker. Kötü çekmez. Ama iPhone X'e göre kötü çekiyor demelerinin nedeni iPhone X'te 52 mm lens var. Yani 52 mm lens portre için çok uygun. Bunda o lens yok. O yüzden bu iyi portre çekemiyor onlara göre. Ama genel deneyimi gayet iyi. Güzel çekiyor yani sıkıntı yok. Ama orada küçük bir hile var. Onu da ayrıca o videoda anlattım. izlersiniz. Ve ben o zaman işte XS ile 11 arasında kalanlara şunu diyordum. Ya ben 11'i tercih ettim. Çünkü bunda ultra geniş açı var. Ultra geniş açıda muazzam bir şey. Çok efektif fotoğraflar çekebiliyorsun. Çok hoş bir açısı var. Özellikle binalarda, manzaralarda, şurada, burada. Yani bunu böyle ters tutup asfalta koyun. Fotoğrafı çekin. Muazzam bir fotoğraf çıkıyor ortaya. Yani benim çok sevdiğim bir şey. Dolayısıyla beni ilgilendiren, beni daha çok enterese eden durum ultra geniş açı olduğu için ben iPhone 11'i çat diye tercih, gözü kapalı tercih ederim. E, baştan söyleyeyim. Ama 11 Pro alırsanız 3. kamerayla beraber telefoto 52 mm lensli kamera da geliyor. O zaman o çok iyi portreleri o da çekebiliyor. Bu ayrımı iyi yapın. Aralarında böyle bir fark var. Onun dışında genel fotoğraf deneyimi nasıl derseniz çok güzel. Yani ben bir telefondan bütün beklentimi karşılıyor aslında. Genel olarak ama detaylarına inip eksik bulduğum birçok konu var. Bunları da o videolarda izlersinizler çok merak ediyorsanız ama benim genel deneyimim gayet iyi. Ben iPhone 11 ile tık 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 seve seve fotoğrafımı çektim. Video videosu nasıl derseniz. Şimdi video konusu bence daha da iyi. iPhone 11 çok iyi video çekiyor. Bakın elimde iPhone 12 Pro Max var. Bunun sensörü daha büyüdü. İşte Dolby Vision'lar geldi. Bilmem neler şunlar bunlar. Hemen 12 ile kıyaslayalım. Video için 12'ler mi alınır? Yoksa iPhone 11 mi alınır? Bakın arasında fark var. Mesela Dolby Vision bir fark değil mi? Bu o kadar önemsiz bir fark ki aslında kullanıcı açısından, standart kullanıcı açısından baktığınız zaman. Niye? Şöyle. Ya şimdi iPhone 11 zaten HDR video çekiyor. Muazzam güzellikte videolar çekiyor. 12 tamam Dolby Vision. Dolby Vision'ı çekiyorsun da izleyecek ekran yok. Mesela ben çeksem düzenleyecek ekranım yok. Yani monitörler falan 30 bin lira falan. Hani bunları düşünürsen hani yok diye almayalım mı? Al okey orada sıkıntı yok ama aralarında bir de net olarak o çok güzelmiş ya denilecek bir fark da yok. Zaten bu HDR çekiyor. Bu da HDR'ın Dolby Vision lisanslı olan biraz daha gelişmiş versiyonunu 10 bit çekiyor vesaire vesaire. Ama aralarında yine genel kullanımda atacağım YouTube'a insanlar izleyecek. Hiç fark yok. Atacağım Instagram'a story. Hiç fark yok. Yani o Dolby Vision'lar falan bir anda puf diye uçuyor. Çünkü öyle bir imkan yok. Hani Instagram'da yok. YouTube'da var ama insanların hiçbiri neredeyse o videoları sizin gördüğünüz gibi görmeyecek falan. Hani bunları göz önünde bulundurun. Ben o yüzden 11'i kötüleyemem onun karşısında. Gayet iyi. Video performansını daha da merak ediyorsanız çektiğim vlogları da o playliste koydum. İzlersiniz. iPhone 11'i nasıl buluyorsun dersen fotoğraf ve videosunda gayet iyi, gayet yeterli. Şimdi bu telefonun zamanında çok önemli bir özelliği var. Bu telefon bence ülkemiz için konuşuyorum. Apple'ın en iyi telefonlarından birisi. Çünkü zamanında çıktığı zaman 7000 liralara böyle 6 7500 liralara falan. Diyorsun ki yani hangi telefonu alayım bu parayı koydum. Abi git iPhone 11 al diye rahatlıkla söyleyebiliyordu herkes. Ben de dahil. Çünkü tam bir fiyat performans telefonu oldu. Kendi sınıfında yani o 7000 lirasını cebine koyan adam için en iyi telefon ne derseniz belki de en başta gelen telefon iPhone 11'di. Gerçekten öyle. iyi bir telefon fiyatına göre ve şu anda da 2021'de de hala o fiyatı verdiğinizde kesinlikle hakkını veren bir telefon olduğunu düşünüyorum. Ya. Ben daha yeni bıraktım kullanmayı işte 12 Pro Max'e geçtim. Yani ha, bununla devam etsem hayatımda hiçbir şey değişmeyecekti ya. Yani gerçekten çok iyi her anlamda. O yüzden ben hala iPhone 11'in fiyat performans telefonu olduğunu düşünüyorum. Almak isteyenler için bu da bir fikir olsun. Gelelim kasa yapısına. Kasa yapısı ile ilgili kullanım deneyiminden bahsedeyim. Bu telefon tek elde kullanıma eğer eliniz büyükse bir biraz büyüktür. Bu telefon tek elle kullanıma gayet uygun ama biraz yeriniz büyükse. Küçükse evet biraz büyük gelebilir. Fakat bu iPhone 12'lerde köşeli tasarıma geçildi. İşte bu oval tasarım. Oval tasarımın burada artısı bu eli böyle ileri ittirmek istediğiniz zaman daha rahat gidiyor. Kesinlikle ben ikisinin arasındaki deneyimi şu an daha iyi anlıyorum. Yani ikisini de biraz uzun ya bir aydır onu kullanıyorsun. Bunu zaten kullanıyorsun. Aradaki farkı anlayabiliyorsun. Diğeri daha kolay tutuluyor şöyle. Daha kolay tutuyorsun. Köşeli oturuyor. Ama parmağını gezdirdiğin zaman anlıyorsun bu oval tasarım daha iyi. Hatta şu an o kadar küçük geliyor ki kullanmadığım için gayet form olarak çok iyi buluyorum bu telefonu. Kasa sağlamlığına gelirsek benim cihazımın üzerinde nokta hata yok arkadaşlar. Yani bu arada satmıyorum bunu. da yani arkadaşıma sattım zaten. Satılık değil yani onu düşünüyormuşum gibi düşünmeyin. Gerçekten nokta hata yok. Ben bunları çok iyi kılıflarla korudum zaten. Eğer kılıfla korursanız üzerine alacağınız ekran koruyucu da ise bu telefonun başına kolay kolay bir şey gelmez. Ben şahsen aksi bir durum yaşamadım. O açıdan da kozmetik olarak da ben başarılı buluyorum bu cihazı. Gelelim aksesuarlara. Şimdi aksesuar tavsiyesi yapacağım alacaklar için. Ee, ekran koruyucu olarak ben Spigen'i her videoda övüyorum. Firmayı çok sevmememe rağmen bir stok sıkıntısı falan oluyor. Pahalı buluyorum ama niye ekran koruyucuyu övüyorum? Bir kere sağlamlığını bilmiyorum. Sonuçta bunu test etmedim yani. Bir test ortamı yaratmadım. Ama bu koruyucular çok iyi kayıyor. Ya yani Şu kayma hissi var ya benim en çok önemsediğim şey olur. Parmak takılmayacak böyle akacak. Geçmiş olsun. Ee, Safiyet düştü. <laughs> parmak üzerinde akacak. Benim beklentim ve bunu karşılıyorlar. O yüzden ekran koruyucu alacaklara ben Spigen'i tavsiye ediyorum. Gelelim aksesuarlara geçmişken vazgeçilmez aksesuarlar, kılıflar. kılıflarından bahsedeyim. Ben çok kılıf kullandım. Mesela hiç kullanmadığım iki tanesi var ama merak ettiğinizi biliyorum. Şöyle zar kılıflar var. Bu böyle bildiğin zar gibi. Hani şöyle bir şey. Mesela bunu takayım. Bunu ben niye aldım? Ben kırılmasını dert etmiyorum telefonun ama Elimde ince dursun, çizilmesin istiyorumcular için. Bakın çok iyi oturuyor. Hiç sıkıntı yok. Ama ben bunları kullanamadım. Çünkü çok kalitesiz yani. Şöyle bombe yapıyor. Ne bileyim elden çok kayıyor. Yüzeyi böyle çok kaygan. O yüzden beğenmedim. İlk aldığım günden beri de kullanmıyorum. Yani bir gün kullanmaya çalıştım, kullanamadım. Ama onun dışında bu elle kayma olayı büyük ihtimalle geçer yağlanmaya başlayınca ama e, sevemedim, kullanamadım. Şimdi bu kılıfın markası yok ama çok tatlı. N11'den almıştım. 50 liraya almıştım. Zaten şu tasarımı görürseniz hatırlarsınız. Arkası mat bakın. Mat bu arada sarı telefona çok iyi oluyor. Yani ben çok beğendim. Bu kılıfı çok keyifle kullandım. Biraz yanlardan kaba göstermiyor mu? Gösteriyor. Ama genel olarak çok memnun olduğum bir kılıf. Link soracaksınız. Abi bana link sormayın. İçermeyin. Girin bakın. N11'den aldım diyorum artık gerisini siz çözersiniz. Çünkü linkler uçuyor yani link falan kalmıyor. Burada sarı rengin muazzam bir avantajını gördüm. Alırken biraz şüphelenmiştim. Kimileri sıkıldım falan yazmış. Ben hiç sıkılmadım. Yani bu benim sarı cheesecake'im. Çok seviyorum. Bir avantajını gördüm. Bu geri zekalı kılıflar biliyorsunuz sararıyor arkadaşlar. Bakın bu mesela aslında sararmış bir kılıf. Şöyle koyunca daha bir belli olur sararıyor ama bu sararmanın hiçbir de zaman beyaz telefon olsa var ya nasıl sırıtır yani. 2 ay sonra sırıtmaya başlar. Bunu böyle sarı telefona taktığın zaman abi çok güzel görünüyor. Bak hiçbir sıkıntı yok görüyor musun? Bu arada bu kılıf biraz kalın ve korunaklı. Bu da herhalde Spigen alt markası. Caseology diye bir marka. Göstereyim şöyle. Biraz kalın etli. Ben bu kılıftan çok memnundum. En son şöyle bir kılıfa geçtim. Bu da piyasada satılan 20 liraya satılan Silikon iPhone 11 kılıfı. Bakın bu da aynı oranda sararmış. Bu arada bundan da çok memnundum. Aa, mis gibi sarıyor bak ne güzel. Telefonu sar. Şöyle ekranı kapatayım. Çok güzel sarıyor telefonu. Gayet iyi bir şekilde. Hem koruyor hem çok ufak. Diğeri biraz etli kalın. E, bu da böyle 20 liraya 30 liraya satılan silikon iPhone 11 kılıfı yani hiç ucuz. Markası falan yok. Veremiyorum. Bir marka o yüzden veremiyorum. Kılıflar bu şekildeydi. iPhone 11 için e, tavsiye edeceğim bir diğer aksesuar da şöyle. Powerbank. Bu da Spigen Spigen reklamına döndü. Yemin ediyorum ne sponsorluk ne bir şey var. Firmayı da genel olarak sevmediğim her fırsatta söylüyorum stok sıkıntısından dolayı. Bakın bu üründen de mi? Ama ürünler iyiyse de söylerim ben her zaman. Bu 27 wattlık bir şarj adaptörü. Bu üründen de memnunum. Çat çat şarj ediyor hiç sıkıntı yok. Gayet memnunum. En güzel aksesuar ne derseniz bir AirPods. AirPods alırken de Pro olsun, ikinci nesil mi olsun orada karar şuna göre verin. En büyük karar kulağınızda durup durmadı. Silikonlu duruyor mu yoksa diğer versiyon duruyor mu? Kulağınızda durmuyorsa dünyanın en iyi kulaklığı da olsa ondan tat alamazsınız. En önemli kriter bu unutmayın. İlk önce ona karar verin. Evet aksesuarlar bu şekilde. En önemli konu hepinizin de çok merak ettiğini tahmin ettiğim konu pil. ile ilgili şunu söyleyeyim. iPhone 11 aldığımda e, ekran görüntüsü falan almıştım ama bulamadım onları. Arkadaşımla konuşmalarımı buldum. Şey yazmışım abi bunun şarjı 8 saat gidiyor ya falan yazmışım. Şimdi bu telefonun şarjı ortalama 7 saat gidiyor. Yeni alan herkes için. Yani 6.5 saati görürsünüz. 8 saati 7.5 saati görürsünüz ilk aldığınızda. Ben buna 7 saat diyorum. Ortalaması bunun 7 saattir. Bu iPhone 11 kutudan çıkardığın zamanlarda kullandığın performans 7 saattir. Şimdi ben pil sağlığına girdiğim zaman pil sağlığının %88 olduğunu görüyorum ki bunu çok merak etmişimdir ne kadar gerçekçi diye. Yani %12 azaldığını söylüyor. Peki öyle mi? Tam 14 ay sonra ben bu telefonu iPhone 12 Pro Max'i değişime gönderdiğimde bir, ay, bir hafta boyunca bu telefonu kullandım ve pil ölçümleri yaptım. Şimdi onları size göstereceğim ama bir şeyi netleştirelim. Pil kullanım ömrü nedir? Ekran süresi alıyorum nedir onu bir açmam lazım çünkü önceden telefonlar şimdi benim anlatacağım gibi gösteriyordu ama şu an değişti. Ayarlara giriyorsunuz pile giriyorsunuz ve orada size 24 saatlik bir grafik gösteriyor şöyle bakın görüyorsunuz. Şimdi bu pil kullanımı nedir biliyor musunuz ekran süresi diye anlatacağım şey. Bu ekran süresini telefonlar artık şeye çevirdi yani 24 saatte ne kadar ekrana bakıyorsunu çevirdi ama benim dediğim şu telefonu %100 şarjdan çektim. %0 olana kadar ben bu telefonu ne kadar süre kullanabiliyorum? Yani ekrana ne kadar bakabiliyorum? Bunu hesaplamamız lazım. Önceden hesaplıyordu iPhone'lar. Artık hesaplamıyorlar. Siz kendiniz hesaplamanız lazım. Onu da nasıl yapıyorsunuz anlatayım. Sabah ben bu telefonu 6.30'da şarjdan çıkarıyorum. Akşam eve geldim saat 10 ve ölçümleri öyle yaptım. %5'e gelince de ekran görüntüsü aldım. Bu süre zarfı okey. Ama siz 6.5 ile 12 arasında, gece 12 arasında sıfırlı ekran süresini ya da pil yüzdesi son 24 saati gösteriyor. Önceden kullanımınız varsa bunu hesaba katmıyorsunuz. Saat gece 10'da şarja taktın, sabah çektin zaten çıkmayacakları grafiklere. Bakın şu anda ekranda görüyorsunuz benim 3 günlük kullanımımı görüyorsunuz. Birinci gün eksi 50 dakika diye yazmışım oraya. Niye? Çünkü bakın 6'da kullanmaya başlamadan önce ben gece biraz telefona bakmışım. Onu çıkarmam lazım. Çünkü o zaman zaten şarj oluyordu telefon. Dolayısıyla telefonu şarjdan çektikten sonraki zamanı kendiniz hesaplayacaksınız. Total zaman 5 saat 48 dakika. Ben ondan 50 dakikayı çıkarıyorum işte. 5 saate denk geliyor ortalama. Diğer günlerdeki kullanıma bakarsanız 6,5 saat var ve 5 saat 41 dakika var. Yani bu 3 günlük kullanıma bakacak olursak telefonun ortalaması 5,5-6 saat. Bunu netlikle söyleyebilirim. Yani 6 saati görebiliyorsunuz, üstüne de çıkabiliyorsunuz, 5 saate de düşebiliyorsunuz. Ben bunu 5,5 saat olarak kabul etmek istiyorum. Yani 5,5-6 saat pil ömrü veriyor bu telefon 14 ay sonra. Bu da demek oluyor ki aslında yüzde %20'lik falan bir kayıp var burada hani Apple biraz orada %12 kayıp var diyor ama kayıp aslında %20 benim deneyimlerim bu şekilde. Pil konusunda peki diyeceksiniz ki şu anda iPhone 11 alsan pilde sorun yaşar mı? Abi yaşamazsın yani 7 saat telefona bir gün içinde bakma zaten. Bir günü çok rahat çıkarıyor. Bakın 14 ay sonra ben bu telefonu eve geldiğim zaman şarjı yine %20 %25 oluyor. Yani bir günü zaten çok rahatlıkla çıkarıyor ki benim kullanımım şöyle ya. Ben de 5 tane e-posta tanımlı. Ya bir Instagram'da 5 hesap var. Yani o bildirimleri yoğunluğu düşünün. Ben çok yoğun kullanan birisiyim. O yüzden bu telefon 14 ay sonra bile bir insanın ortalama bir insanın bir gününü çok rahatlıkla çıkarabilir. Sıfır alacaklar. Hiç düşünmesin. Çok iyi. Hatta 12 ile aralarında bir artı var. O da pil. 12'den daha iyi bir performansı var. 11'in pil olarak. Bunu da söylemek isterim. Evet yarın ayrılıyorum telefonumdan. Arkadaşıma sattım dediğim gibi. İnşallah güle güle kazasız belasız kullanır. 14 ayımı geçirdim. Seve seve kullandım. Bu videonun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle alacak olan insanlara çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Siz de bana fayda sağlamak isterseniz bir beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanala abone olursanız çok sevinirim. E, düşük aboneli olduğum için fazla cihaza ulaşamıyorum ama yorumlarda çok abi şunu Incele, bunu incele ama işte o incelemek için o cihazların bana ulaşması lazım. Onun için de biraz kanalın güçlü, kuvvetli olması lazım. Bunun için desteğinizi bekliyorum lütfen. Esirgemeyin. Bir abone ol tuşuna basarsanız sevinirim. Eğlenceli, tartışmalı, detaylı incelemeli içerikler gelecek, daha da çok gelecek. Aynı zamanda Instagram'a da gelebilirsiniz. Orada iPhone 11 ile çektiğim fotoğrafları görebilirsiniz. Oradan da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.